Dolaşıp durmasana İhsan. Kendimi otobüs durağında tatlıyor gibi hissediyorum. Nasıl oturayım ki Sevinç? Bu başarı beni mahvediyor. Tamam, iyi niyetinden şüphem yok ama işi batıracak. Desene, yıldırım ve yıldırım kuru temizleme işi yürümeyecek. Yok canım, yıldırım kısmında bir sorun yok. Sorun ve yıldırım kısmında. Sayınız İhsan Bey. Nerede bunun limonu? Her zaman olduğu yerde, mutfakta. Başarım bunda hiçbir suçu yok İhsan. Zaten işletmeci olmayı hiçbir zaman istememiştim. İyi de o zaman benim yanımda çalışması gibi aptalca bir fikri nasıl attın sen ortaya? Ben mi attım? Aa, bu sefer suçu benim üstüme atamayacaksın. Sevinç Hanım haklı. Bu aptalca fikir sizin de. Ya mesele kimin aptalca fikir olduğu değil. İş batıyor. Başar da bizim oğlumuz, iş de bizim işimiz. Demek ki birlikte çözmemiz lazım. İyi, ne yapacağız? Onu kovacaksın. Ben mi kovacağım? Evet. Hani birlikte çözecektik? Tamam, birlikte çözüyoruz işte. Ben işe aldım, sen de işten atacaksın. Niye sen kovmuyorsun? Sen onun annesisin. Sen de babasısın. Sen karnında taşıdın. Sen de kaşındın. Ben de odasını toplardım eskiden. Melekçe, senin yapacak daha iyi bir işin yok mu? Bilmem, sizin bir öneriniz var mı? Bulaşık yıkamak gibi, hadi canım. O burada oturmaktan daha iyi değil ki. Melekçe. Ay, iyi tamam. İşinize geldi mi? Sen aileden sayılırsın diyorsunuz ama. Bütün bunlara sen sebep oldun. Halletmek de sana düşüyor. İyi de nasıl? Doğruyu söyleyerek. Doğru ya. Madem bu iş meselesi, biz de aklı başında insanlarız. Bunu aramızda çözebiliriz. Ben ne yapacağımı biliyorum. Ne yapacaksın İhsan? Başar'a mektup yazacağım. Hayır İhsan. Ne söylemen gerekiyorsa yüzüne söyleyeceksin. İyi de Sevinç, ben nasıl söyleyeceğim ona bunu ya? Bunu nasıl söylerim ona ya? Çok basit. Necdet Bey'in sana ihtiyacı olduğunu söylediğini, maaşına zam yaptığını ve senin de teklifi kabul ettiğini söyleyeceksin. Yok, bunu yapamam. Neden? Çünkü babamın kalbini kırmak istemiyorum. Ofisten çıkarken adamın halini görecektin. Yıkıldı resmen. Ama Başar, sen mühendissin ve işini çok seviyorsun. Her mantıklı insan bunu anlayışla karşılar. Haklısın bebeğim ama mantıklı bir insandan bahsetmiyoruz. Babamdan bahsediyoruz. Doğru. Bunu unutmuştum. Ama bu işi bir şekilde çözmemiz gerekiyor. Hiç kolay olmayacak.